Evet bu videoda C programlama dilinin tarihçesine bakacağız. C programlama dili 1969-1972 tarihleri arasında geliştirilmiş bir programlama dili. Yaklaşık 50 yıldan fazla bir geçmişi var. Ataları olarak B ve BCPL, Basic Combined Programming Language dillerini sayabiliriz. Amerika'daki ünlü Bell laboratuvarları çatısı altında Deniz Ritchie önderliğinde geliştirilmiş bir programlama dilidir. E, C programlama dili Unix işletim sisteminin geliştirmesinde kullanıldığı için e, aslında bu kadar güçlü bir programlama dili. E, o sıralarda yani 1970'lerde ticari olarak piyasaya çıkan ilk Unix işletim sistemi olan e, DEC PDP 11.20 bilgisayarındaki işletim sistemi e, ilk baştan assembly dili kullanılarak yazılmıştı. Daha sonra C programlama dili hazır hale gelince, bu Unix işletim sisteminin çekirdeği C ile yeniden yazıldı. Ve Unix yaygınlaştıkça C de çok yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Neden C programlama dili diye bakacak olursak, yani neden bu dili öğrenmeliyiz? Çünkü köklü ve yaygın üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen ortaya çıkışının üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen hala piyasadaki en popüler programlama dillerinden bir tanesi. E, hafızaya doğrudan erişim gibi alt seviye özelliklere sahip ve bu sebeple gerçekten oldukça güçlü bir programlama dili. Çok geniş kütüphane desteği var. E, Unix işletim sisteminin geliştirilmesinde kullanılmış olmasından dolayı e, çok geniş bir kütüphane desteği var. Çok geniş kullanım ve uygulama alanı bulunuyor. Gömülü programlamaya, mikro işlemci programlamaya, mikro denetleyici programlamaya çok uygun. Bunun sebebi oldukça verimli ve hafızada çok az yer kaplıyor olması. Şimdi bu kitap ve video serisi kimler için diye bakacak olursak, üniversitelerin bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrenciler için, yine matematik, istatistik, fizik gibi bölümlerde Bilgisayar öğretmenliği ve programcılığı gibi bölümlerde okuyup programlamaya giriş derslerini C programlama dili üzerinde alan tüm öğrenciler bu kitap ve video serisinden fayda göreceklerdir. Yine kitabı oldukça detaylı ve sıfırdan başlayan bir okuyucunun bu işe ilgisi olan bir okuyucunun anlayabileceği şekilde e, tasarlamaya çalıştım. Bu sebeple programlama ve başlangıç aşamasındaki herkes e, kitabımdan faydalanabilir diye düşünüyorum. Bundan sonraki bölümlerde e, kitaptaki her bir bölüm için bir video, bir veya birden fazla video bulacaksınız. Ve bu videoların içerisinde o bölüm için bir konu anlatımı olacak ve e, kitaptaki bazı bölüm sonu sorularının çözümlerini yine bu video serisinde her bölüm özelinde bulacaksınız ben dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere